gruplar ve bu kez Avrupa'da var. Evet. Hedefi sorarak başlayalım. Birincisi tabii ki çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamalarını tabii ki dün gibi hatırlıyoruz. Çok kısa sürdü ama Şampiyonlar Ligi hedefi burada antrenmanlara başladığımız ilk günden itibaren bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayacağız. Bu hem benim için hem oyuncularım için büyük bir motivasyon. Şampiyonluk keyfini tabii ki sürüyoruz. O mutluluğu yaşıyoruz. O özgüven üzerimizde var. Geçen sene burada şampiyon olmak için başlayacağımızı söylemiştik. Sezon sonunda şampiyonluğu yakaladık. Şimdiki hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Yine ligdeki şampiyonluk, Türkiye Kupası uzun bir süre sene olacak. Zor bir sene olacak. Maç sayısı çok daha fazla olacak geçen seneye göre. 20 takımlı bir lig. Tabii ki Avrupa ile birlikte maç sayımızın daha da artacağı bir sene yaşayacağız. Burada özellikle kadromuzu bu anlamda yine güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Kadro deyince herkesin aklına tabii ki transfer geliyor. Benim aklıma da ilk transfer geliyor. Birazdan o soruları da alacağız ama dediğim gibi hedefimiz yine Galatasaray'ı bu seneki başarısının üstüne koyarak daha iyi bir şekilde hem oyun olarak hem skor olarak hem sonuç olarak hem başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek. Hep söylüyorum, oyuncularıma güveniyorum. Yine inşallah önemli, iyi bir kadro oluşturacağız. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz Erdem Bey bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bizim isteklerimiz doğrultusunda yine iyi bir kadro kurup bu seneyi de şampiyonluk yarışında tabii ki çok zorlu rakiplerimiz olacak. Avrupa'da zorlu rakiplerimiz olacak. Ama hedefimiz iki kulvarda da, yine Türkiye Kupası'nda koyarsak üç kulvarda da başarılı olabilmek. Kaya Bey. Hocam az önce kendinizle belirttiniz. Zaman zaman her yerde bir sorunun cevabını veriyorsunuz. Fakat ama Galatasaray taraftarı bu sorunun cevabını çok merak ediyor. Kampın başına transfer gerçekleşecek mi? Yani uzun bir süreç bu, evet. Son evet. Ana kadar olabilir. Fakat sizin düşünceleriniz nelerdir? Kampın başına transferler gerçekleşecek mi? Tabii birincisi... geçen seneki kadromuzu büyük ölçüde koruyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız geri döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bize kiralıktan dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu yine güçlü bir şekilde kampa da başladığımızda aynı şekilde devam edecek. Transfer yetişir mi yetişmez mi? Onu şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Belki kamptayken düşündüğümüz oyuncular, görüştüğümüz oyuncularla ilgili sonuçlanabilir. Devamında sonuçlanabilir, maç haftası sonuçlanabilir. Yani şu anda net olarak bunu söylemek zor ama burada takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Özellikle burada başkanımızın ve Erdem Bey'in yoğun bir çabası var. Bir an önce düşündüğümüz, ilgilendiğimiz, istediğimiz oyuncuları takımın içerisine katmak için. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bizi tabii ki mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren şey teknik direktör olarak. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. Biraz sabırlı olacağız. Ama sonucunda yine Galatasaray'ın iyi oyuncuların olduğu, iyi bir kadrosunun olduğu bir sezonu hazırlanacağız. 25 Temmuz tabii ki ilk maç. 25 Temmuz'a en güçlü şekilde hazırlanmak istiyoruz. O tarihe kadar transferlerimizin de takıma katılmasını istiyoruz. Ama dediğim gibi yani transferde zor bir dönem. En başı oyuncu getirmek biraz daha zor. Takımlarla anlaşabilmek biraz daha zor. Bu sene özellikle hep söylüyoruz, tekrar söyleyeceğim. Yani Suudi Arabistan takımlarının aldıkları transfer kararları, onların yaptıkları transferler birçok yeri, birçok dengeyi bozuyor, bozacak. O yüzden biraz daha sabırlı olmamız gereken bir sene olabilir ama dediğim gibi başkanımız, yönetim kurulumuz bununla ilgili yoğun bir şekilde. Erdem Bey zaten Avrupa'da bununla ilgili devamlı çalışıyor. En kısa zamanda oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Yalımcan Bey. Hocam hep daha önce de belirttiniz, Icardi ve Reşika'nın kalmasını istiyorum. Önce diyeyim onlar dediniz. Hep Icardi üzerinden gittik ama Reşika'da durum nedir? Bir yol kat edilmiş durumda mı? Tabii ki Reşika ile ilgili de kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Reşika'nın da istediği bizle beraber olmak. Onunla da iletişim içerisindeyiz. Kulübüyle de görüşmeler sürüyor. Tabii ki o da bir süreç alabilir. Sonuçta bizim elimizde değil. O da bir süreç alabilir ama
Raşika ile ilgili yani isteğimiz devam ediyor. Tabii ki burada rakamlar, kulüplerin arasındaki yapacakları anlaşmalar, rakamlar önemli ama hem biz çok istiyoruz, Raşika istiyor. Her türlü fedakarlığı iki tarafta doğru bir şekilde yapacaktır. Tibet Bey. Hocam siz de az önce değindiniz kısaca. Geçtiğimiz sezon başka takımlarda kiralık olarak formu giyen birçok oyuncu takıma katıldı. Yaklaşık 20 günlük bir zaman zarfı sonrasında Avrupa maçı başlayacak. Özellikle belirtebileceğiniz bir isim var mı? Gelecek sezonda kadroda düşünebileceğiniz bu kiralık isimlerden. Taylan gibi, Moruksan gibi oyuncuların geleceği merak ediliyor. Yani biz tabii ki yeni başladık. Oyuncularımız katılmaya başladı. Bütün oyuncularımız bizim için önemli, değerli. Hepsini bu kadro içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Bu süreçte de özellikle hazırlık maçlarında göreceğimiz oyuncular var. Bir yandan tabii ki oyuncuları göreceğiz ama bir yandan da bu hazırlık maçların hepsi çok önemli. Yani yarın bir maçımız var biliyorsunuz. Onunla beraber oynayacağımız çok fazla maç yok. Bu maçlarda da en kısa zamanda form tutmamız da gerekiyor. Burada çok romantik düşünmeyeceğiz açıkçası. Hedefe yönelik bizi özellikle birinci eleme turuna hazırlayacak şekilde bu maçların hepsini oynamaya çalışacağız. Bu süreçte de diğer oyuncularla ilgili hem bizim için gelişmeler olabilir hem oyuncularımızın tarafından gelişmeler olabilir. Belki teklifler gelecek. Bu anlamda bütün oyuncularımıza gelen teklifleri değerlendireceğiz. Ama şu andaki ilk düşüncemiz dediğim gibi takımımızı doğru bir oyuncu sayısıyla birlikte birinci resmi maçımızı hazırlamak. Safa Kaan Bey. Hocam başarılar öncelikle. Teşekkür ederim. Başlayın söylediğiniz şampiyonlar ligi takımı ve şimdiki kadro da ona göre kuruluyor. Geçen sezon kadroyu kurarken biraz daha bence opas bir kadrosunuzdu. Ben o tutar kurgusu da bir kurgusu. Bu sezon özellikle transferde orta saha kurgusu farklı profil oyuncular arıyor musunuz? Ona göre mi? Yani şampiyonlar ligine göre mi kurgulayacaksınız? Bir de Lindaman'ın durumu hakkında bilgi alalım. Tabii ki oynayacağımız yer çok önemli. Birincisi elimizdeki orta saha oyuncularıyla şu anda başladık. Onlarla devam ediyoruz. Gelecekteki gelecek profillere göre bununla ilgili karar vereceğiz ama özellikle Avrupa için de düşüncemiz yine orada zengin bir orta saha oluşturmak. Çok yönlü, çok fazla alternatifin olduğu. Yani bu sene maç sayısı çok fazla. O yüzden her bölgede ekstra oyunculara ihtiyacımız olacak. Burada orta saha içinde kaç oyuncu olacağına özellikle süreç devam ettiğinde net bir şekilde karar vereceğiz. Ama özellikle Şampiyonlar Ligi'ne inşallah katılırsak oradaki oyun, güç, tempo çok farklı oluyor. Hem oynayacağımız maçlar için hem dönüşünde Türkiye'de oynayacağımız maçlar için önemli oluyor. İlk hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne önce girebilmek. Onun yanında Luindam'a izin vermiştik bir hafta. O da takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek. Arkadaşlar çok soru talebi var ama son soruyu almamız gerekiyor. Hocamızın antrenmana dönmesi gerekiyor. Son soru Emrah Bey, buyurun. Hocam geçen sezon birçok oyuncunuzun adı transferde geçiyor. Şu anda da takımda kalacak mı gidecek mi diye merak edilen oyuncular var. Nelson, Boy, Zaniola, evet. Torreira gibi. Bu oyuncuların bakış evet. açısı nasıl? Diğer oyuncuları da sayarsak konuştunuz mu kendileriyle? Böyle bir belirsizlik bazen futbolcuları yorabilir. Evet, milli takımdan döndü oyuncularımız. Bugün Nelson ve Sasha ilk antrenmanına çıkıyor. Bizim hedefimiz tabii ki bütün oyuncularımızı elimizde tutabilmek. Geçen seneki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de herhangi bir problem yok. Bizle birlikte başlayacaklar. Birinci ön eleme turunda da birinci oynayacağımız maçta da bizle birlikte olacaklar ve devamında da tabii ki bir süreç var. Yani bu süreç içerisinde bu oyuncular bizim malımız. Bizle birlikte devam edecekler ve buraya da kafalarında aslında çok büyük soru işaretleri olarak gelmediler. Ama tabii ki ilerleyen günlerde teklif gelebilir, farklı gelebilir. Yani kulübe yüksek şeyler gelebilir. Oyuncularla ilgili gelişmeler olabilir. Bunlara karşı her türlü hazırlığımız var tabii ki ama benim isteğim, benim amacım özellikle savunma kurgumuzu orada çok fazla bozmadan bu oyuncu grubuyla devam etmek. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Teşekkürler.